şirket kurma süreci nasıl işliyor burada abi? Ben Türkiye'den geldim, iş yapmak istiyorum burada, ticaret yapacağım. Şimdi Türkiye'den geliyorsan ya da herhangi bir yabancı bir ülkeden geliyorsan. Şimdi insanların yine en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi, işte Venezuela'ya gelip yerleşmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Ev kiraları nedir? İş yeri kiraları nedir? Tabii konumdan konuma değişir ama. Venezuela niye birden geldi de battı? Şu an niye çıkıyor? Venezuela halkı ekmek yemezdi. Onlar yerdi. Venezuela'da ekmek yemez abi. Pilavı da olur, yanına eti koyar, avokado koyar falan. Hatta ben ekmek yerken sen nasıl patronsun ya? Ekmek yiyin, fakir ben. Ekmek kuyrukları olur. Ciddi misin ya? Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Venezuela'dan başkenti Caracas'tan misafir oluyorum. Bildiğiniz gibi Venezuela'da yaklaşık 5 bölümü geride bıraktık. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Venezuela'da yaşayan Türk iş adamlarıyla sohbet edeceğiz. Evet, çok fazla merak ettiğiniz sorular var. Benim de aynı şekilde merak ettiğim sorular var. Bütün sorularınızın cevabı bu videoda. Videoya geçmeden önce bu kardeşinizi kırmazsanız çok sevinirim. Az çok demiyoruz, boş geçmiyoruz. Yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok iyi olur. Yani ufak bir nokta olur, virgül olur, emoji olur. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motiv olup o kadar çok içerik üretiyoruz. O zaman ne diyoruz? Sözü fazla uzattık. Hayat Yolları prodüksiyon farkıyla Venezuela'da yaşayan Türk iş adamları serisi başlıyor. Evet, Can abimle beraberiz. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim. İyi valla, ne yapalım? Koşturuyoruz iş güç. Özledim seni, adını geldim Venezuela'ya. İyi yapmışsın ya. Bezeri ödedik. 2 sene oldu değil mi Can Baba? Evet, 2 sene oldu. Bayağı bir değişiklik var 2 senede şu an arasında. Ne değişiklikler gördün sen? Benzin koyukları bitmiş. Evet. Aynen. Asgari ücret 7-8 kat artmış. Toparlanmaya da var. Birlikte bayağı var. Evet. Zaten kimse çalışmıyor parayı. Şimdi seyircilerimiz çok merak ettiği sorular var. Benim de merak ettiğim sorular var. Bugün bunları cevaplamanı rica edeceğiz abi senden. Öncelikle Yusufcan Albayrak kimdir? Nerelisin? Kaç yaşındasın ve kaç yıldır buradasın abi? Ben Ankaralıyım. 2012'de geldim Venezuela'ya. Şarkımda yokken bir proje üzerine geldik. Aniden gelişti. Aniden gelişti. Geldim Venezuela'ya. Geri dönmedim, kaldım. Baktık, çıktık, çalıştık. Krizler geçirdik, hayatta kaldık. Şimdi devam ediyoruz burada yaşamaya. Evet abi. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Venezuela'da evlilik ve oturum alma süreci nasıl işliyor abi? Bu nasıl? Evlilik ve oturum bilmiyorum kardeşim. Ezber şey yapmadım, evlenmedim ama 5 sene diye biliyorum. Beraber yaşayacak. 5 sene boyunca. Ondan sonra pasaport alma hakkın doğuyor. Ama galiba şey tabii böyle hani vermek zorunda da değiller yani. Vay be. Yani bir şey böyle hani başvuruyorsun. Hani redde gelebilir. Mesela Tayland'da öyle. Doğru, Tayland'da falan da öyle yani. Almak çok zor. Türkiye'de de öyle. Mesela eşin yabancı olabilir ama reddiyebilirsin yani. Vay be. Peki şirket kurma süreci nasıl işliyor burada abi? Ben Türkiye'den geldim, iş yapmak istiyorum burada, ticaret yapacağım. Şimdi Türkiye'den geliyorsan ya da herhangi bir yabancı bir ülkeden geliyorsan öncelikle vizen olması lazım, iş vizesi. 3 ile 5 sene arası veriyorlar diye biliyorum business vizeyi. Ya da 1 yıllık Transeunte diye bir vize var, onunla geliyorsun. Burada o vizeyi kimliğe çevirebiliyorsun. Ya bir kimlik alabiliyorsun onunla. 3 sene boyunca yeniliyorsun. Yani 3 sene boyunca her sene onu yenileyebiliyorsun. 3 sene sonunda da 5 yıllık oturum vizesi, rezident alabiliyorsun. Bu şekilde şirket kurulabiliyor. Peki burada yerel bir ortağa ihtiyaç var mı? Yerel ortak var. 2 ortakla kuruluyor aşağı. Yerel ortak veya rezidenti olan bir yabancı ortak da olabilir yani. Okey. Peki şimdi bizim ülkede 400 bin dolar yatırım yapıyoruz. İşte daire alıyor, adam arazi alıyor, vatandaşlık alıyor. Burada öyle bir uygulama var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yani Venezuela'da öyle bir durum yok. Vatandaşlık almak kolay değil diyorsun yani. Zor. Ben 12 sene oldu, işte başvurduk, sürekli mücadele içerisinde. Bayağı savaşıyorum, ben de yakından takip ediyorum. Bir senedir başvuru yaptım, sürekli böyle evrakların içerisinden bir şeyler red geliyor ama bakalım yani. Yoksa ben de vatandaşlığa geçeceğim yani burada. Hadi inşallah abi. Şimdi insanların yine en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi, işte Venezuela'ya gelip yerleşmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Ev kiraları nedir, iş yeri kiraları nedir? Tabii konumdan konuma değişir ama bir örnek vermek gerekirse. İnsanlara şu algı var. Asgari ücret diyor 150 dolar, tam belki 300-400 dolar alıyordur diyor. Bu adam kaç dolar oturuyor diyor evde diyor. Şimdi ev kirası şöyle. Caracas başlı başına bir şehir. Evet. Yani Caracas bir metropol. Bunun dışındaki şehirler bir kere tamamen başka bir sınıfa koymamız lazım yani. Caracas'ta yerine göre kiralar. Yani biliyorsun burada bir gecekondu. Evet, gecekondu muhalleleri çok var. Fazla. Şimdi insanlar hani düşük gelirli olan insanlar oralarda yaşıyorlar. Kira yok. Yani işte 20-30 dolar falan mı? 20-30. Yok yok, kira yok. Oda tutma çok. Yani bir evin içindeki aynen mesela bir ihtiyardır. O 2 odalı, 3 odalı evi vardır. İşte bonoyla, yardımla falanla filanla ufak tefek geçiniyordur. İşte bir odası, 2 odasını da kiraya verir. 30 dolardan, 20 dolardan. Onlar da o şekilde hem ekonomisine katkı sunar hem de işte bu
150-200 dolara çalışan geçiniyor bu şekilde geçiniyor yani. Vay be. Güzelmiş abi. Ortak mutfağı kullanırlar. Ortak işte tuvaleti, banyoyu kullanırlar. Adam yani 3 artı 1'e bütün odaları kiraya veriyor. Aynen. Kendi o şekilde yaşıyor. Çok var burada. Evet. Yani evin odalarını kiraya veren çok var. Afrika'da da çok yaygın da olay. Bu 2012'lerde, 2013'lerde bir yani buranın normal sınıfı yaşadığı yerde bir oda kirası bile 700-800 dolardı. Hadi ya. Chavez hayattayken. İlk ne zaman patlak verdi bu kriz? 2013 Mart ayında Hugo Chavez'in vefatıyla birlikte evet. Kriz patlak verdi. Dolar artmaya başladı. Tabii yani çünkü şey vardı yani hani ne olacak bir... Adam ölünce tabii hükümet ister istemez düşmüş diyor yine. Şimdi tam her şeyi etrafına toplamış bir başkandı yani hani... Nokta atışı. Yaparsan şöyle olur, yapmayınca böyle yapar. Hani herkese atar gider. İçeride de öyleydi. Saygı duyuluyordu. Halk da seviyordu. Tabii illa ki hani destekleme kesim vardı ama hani şeydi, otoriteydi yani. Tabii o otorite gidince hani bir şirket babası vefat eder de çocuklar evet. Önüne geldi o şirket aynen. Batar gider ya öyle aynı bir durum oldu yani. Ekonomide problemler oldu. Ama toparlandı. Yani daha doğrusu toparlanmaya başladı. Değiştirdiler, ekonomi modellerini değiştirdiler. Bakış açılarını değiştirdiler tamam mı? Tabii Venezuela hep ekonomi şöyle petrol üzerine. Nasıl petrolünü? Geçen Başkan Maduro'nun sarayında bir toplantı vardı. Türk iş adamları falan gelmiş. Oraya gitmiştim. Maduro orada bir rakam telaffuz etti. Başkan Maduro dedi ki hani hepiniz iş insanısınız dedi. Bir hesap makinesini alın bir hesap yapın. Şimdi bizde 150 milyar dolar dedi yıllık petrolden gelirimiz vardı. Biz dedi başka bir şey yemeyi bilmeyiz. Yani kendisi söyledi onu yani. Biz dedi petrolü biliriz. Biz de yani Venezuela halkı olarak hani başka nereden para kazanılır bilmiyoruz. Biz de biz başından beri petrolden para gelir, biz onu yeriz. Çok iyi para yalnız ha, 150 milyon. Güzel para. Yani tam hatırlamıyorum ama son telaffuz etti yani o kriz döneminde 2015-2016'dan bahsetti galiba. 700-800 bin dolara düşmüş yani 150 milyardan. Ya? Of. 150 milyardan hani şimdi bu şey böyle hani durmuş tamam cepte para kalmadı yani aynen. Ne yapacağız? Şimdi ne iş yapıyorsun? Petrolcüyüm. Başka hiçbir şey bilmiyorsun yani. Aynen o çok kötü. Para gitti. Turizm bilmiyorsun. Tarım yapmıyorsun. Ekonomi modelin sadece petrol üzerine. Küba'da da aynısı oldu ya. Aynen. Amerika bunlara şeker kalmış şey ektiriyor. Daha sonra Amerika ambargoyu bir şakınca başka yapacak kadar bir şey kalmıyor. Şeker kalmış ellerinde patlıyor. Kamuş üretecek ya. Ülke patlıyor. Ha. Öyle batıyor onlar da. Peki kriz nasıl bu kadar olmamıştır da başka bir şey. Genel sebebi o mu orada? Aynen. Petrol gibi onların da en büyük şey oymuş o ikidir kaynağı. Venezuela petrole dayalı. Petrol varsa var, petrol yoksa yok ki gördük. Ama ne oldu son zamanlarda? Niye böyle oldu, gelişti? Bir kere dolara bakış açıları değişti. Dolar yasa. Evet. Ben sadece tecrübelerimi mesela aktarayım sana. Venezuela'da ne oldu? Konumuz oysa tabii. Evet evet tabii. Venezuela niye birden geldi de battı? Şu an niye çıkıyor? Şimdi Başkan Maduro'nun söylediği bir rakam var. 150 milyar dolar yıllık gelir. Onun dışında ne gelirse kar. Doğru. Ticaret. 30 milyon adam. 30 milyona bölüştüreceksin. Harika bir gelir. Sadece petrol oluyor. Onun yan ürünleri var bir de yani. Doğru. Gitti para. Devlet sübvanse ediyordu piyasayı. 3500 dolar para veriyordu kartına. Ben geldiğimde yaşadım bunu ya. Ben hadi çok ya. Az yaşadım. Bahtsızlık ama. 3500 dolar para, 500 dolar nakit. Git gez kardeşim diyordu. Hadi ya. Tabii para çok. Olaya bak. O da sıkıntı. Almanya'da yaşıyor bazen. Para da çok olunca o da sıkıntı yani. Doğru. Onu o şekilde. Şimdi Chavez ölmeden önce hatırlıyorum bir mitinginde şey demişti. Hiç merak etmeyin 10 sene yetecek dövizimiz var. Ve 3-3,5 milyon varil günlük Amerika'ya satışı var. Çıkarıyordu Amerika'ya satışı. Bakın en büyük petrol satışı Amerika'ydı ne kadar eleştirse de. Bitti. Chavez vefat etti. Bir güvence oydu. Doğru. Sonuçta kale gibi duruyordu. Baba yani gitti. Ortalık kaldı. Şimdi Başkan Maduro geldi ama yani ekonomide yere bir tane bozuk para düşse toprağın altında kalsa sistemden çıkmış sayılır. O bile zarar yani. Başkan Maduro'nun görevi neydi Chavez ölmeden önce? Dışişleri Bakanı'ydı bildiğim kadarıyla. Seçim sonucu mu atandı yoksa direkt kendisi mi? Maduro mu? Aynen. Başkan Maduro seçimle geldi. Yani Chavez ölünce. Evet. Okay. Seçimle geldi. Yine işte yok seçim şöyle böyle diyen çok olur. Her yerde oluyor dünyanın. Seçim yerde. Beğenmiyorsan sahip çıkacağız kardeşim. Sonra doğru. Şeyin olmayacak yani eleştirmeyeceksin. Ne oldu? Chavez vefat ettikten sonra burada bir sistem vardı. Dolar 4. Devlet kurum. Resmi o zamanlar 4 müydü? 4. Kara borsa 8. Bu hep böyleydi ama. Kara borsa vardı yani o zaman da. Vardı da niye vardı? Sisteme parasını göstermek istemeyen için vardı. Doğru. Devlet bütün malları yani yurt dışından yani ithal ettiğin her şeyi sübvanse ediyordu. 4'ten para vardı yani. Hani patronu beyan ediyorsun. 4 üzerinden paranı alıyorsun.
Chavez vefat ettikten sonra dedi ya bize 10 seneye kadar dövizimiz var. Hı. Bitti. Nasıl oldu anlamadık yani. Tak bitti ama nasıl bitti? Ben sana anlatayım. Şimdi piyasada güven kalmadı. Doğru. Başkan vefat etti. Şimdi ne olacak? Zaten her şey bana korkmaya başladı. Vardı. Paralar çekilmeye başlandı. Şimdi devlet kuru 4. Bir gün uyandık. Kara borsa 35. Oha. Yattık kalktık 70. Yattık kaldık 100. Ciddi 150, 200. Bir de 500 olur. Hadi oradan be. 500. Sonra milyonlar falan gördü yani. Ama devlet diyor ki 4. Olaya bak. Tabii. Şimdi burada ne oldu? Uçurum var arada, ülke batıyor direkt. Tabii. Para var. Yani devlette para var. Ama devlet artık senin faturanı yani sen hani biz iş yapıyoruz, götürüp para veriyorduk ya. Devlet de bize kurdan para veriyor. Evet. Şimdi kara borsayla arası açılınca bankaya gidiyorsun, para yok. Banka sana para vermezse ne yaparsın? Bozdurmazsın, kara borsaya gidersin. Sen mal ithal ediyorsun yani, evet. Üretimin yok. Ya yani üretimin olsa bile ham maddeni dışarıdan alıyorsun. Yani sonuçta her şey bir kere dolara endeksli yani. Bunu değiştiremez. Kara borsaya gidiyor. Kara borsada bende dolar var. Ben diyorum ki ya 500, 550 bu yarın zaten 600 olur. İşine geliyorsa. Örnek veriyorum. Adam yandım Allah diye gidiyor. O parayı alıyor doları. Vay be. Çünkü değer kaybedecek. Cebinden eriyor. Ertesi gün oraya 600. Devlete gidip para istiyorsun. Devlet para yok çekiyor. Bir kere şöyle. Gidiyorsun diyorsun ki ben işte 10 bin dolarlık param var. Veriyorsun bolivar olarak. Normalde tık yatan garanti olan para normalde. Orada şey oldu mesela 15 gün bekle. 15 gün sonra diyor ki para yok. Yani dolara çevrilmedi paran diyor. 10 bin dolar paran olmuş 500 dolar bu sefer. Para eriyor. 15 bin sonra bakıyorsun kara borsa 500 dolar yapıyor. Bu para nereye gitti bilmiyorum. Ya vardır bir açıklaması yani o kadar para birileri onu 4 üzerinden bir şekilde kullanıldı. Ya devlet sübvanse etti. Ne yaptı? O çok karıştı ortalık o zaman ya. Yani hangi birini anlatacaksın? O zaman hakikaten ortalık çok karıştı. İç savaş da oldu. Halk sokağı. Ya iç savaş değil de tabii tepkiler oldu. Mesela Venezuela halkı bir şey anlatalım mesela. Venezuela halkı ekmek yemezdi. Ekmeği burada İtalyanlar, Portekizler, İspanyollar yapıyor zaten fırıncılar. Onlar yerdi. Venezuelalılar ekmek yemez abi. Pilavı doldurur, yanına et koyar, avokado koyar falan. Hatta ben ekmek yerken sen nasıl patronsun ya diye ekmek yiyor diye fakir. Ekmek kuyrukları oldu. Ciddi misin ya? Çünkü devletin sübvanse ettiği bir şey vardı. Hani un. Yurt dışından un getirtiyor. Devlet sübvanse ediyor 4 üzerinden. Onları da alıyor fırınlara dağıtıyor. Oradan çıkan ekmek uygun fiyat. Devletin sübvanse fiyatı. Ekmek kuyruğu oluyor. 2 ekmek veriyordu. 1 ekmek veriyordu falan. Ücretsiz. Ama biz ekmek yiyen milletiz. Yani kuyruğa geçsen diyecek ulan durumun mu yok senin? Ama işte ekmek yiyoruz kardeşim biz de. Yani doğru. Ekmeksiz yapamıyoruz. İşte o zamanlar sen ithalat yapıyorsun mesela. Nasıl yapacaksın ithalatını? Dolara ihtiyacın var sen. Dolarla getiriyorsun. Hani bir ara çıkmıştı ya televizyona. Şey yok, tuvalet kağıdı yok, diş macunu yok. Doğru, en büyük şeyse o yüzden. İşte hijyen ürünleri yok. Niye yok? Bundan dolayı yok. Sen diyorsun ki ben bunu getirdim, dolar 1000. Kara borsadan dolar aldın değil mi parayla? Şimdi sen bunu kara borsadan aldığın parayla Türkiye'den ithal ettin. Mesela bir ürün getirdin. Örnek veriyorum, diş macunu. Sen bunu piyasada 1000 üzerinden hesaplayıp üzerine karını koyup getirdin parasını koydun mesela 1 dolar 1000 bol varsa sana bu buraya 1.5'a mal olmuşsa sen de 1.6'ya satacaksın mesela bunu. 1.6'ya satacaksın ne yapacaksın? 1600 bol var. Devlet diyor ki 1600 bol var ne kardeşim diyor. Dolar 4. Devlete bakarsan senin sattığın diş macunu 150 dolara geliyor. Neredeyse 100 dolara geliyor. Diyor ki bu fiyata bunu satamazsın diyor. Ama sen markete verdin. Market diyor ki ben bunu bu fiyattan aldım. Devlet diyor ki hayır satamazsın. Tak iki tane asker şey işte bu vergi dairesi falan filan toplanıyor. Kapattırıyorlar mağazayı. El koyuyorlar. Tabii el koymuyor. Bunu diyor reel fiyatından satacağız diyor. Tak sıraya geçiyor herkes. Bedava mal. Zarar ediyor adam. Ne oldu? İbrahim Ayta battı. Doğru. Market ne oldu? Battı. İflas. Fiyat kontrolü. Serbest piyasadan çıktı. Ya tamam madem 4. Bana 4'ten ver doları o zaman. O da yok. Niye o zaman ben mal getireyim? Doğru. Ne oldu? Sen tuvalet kağıdı bulamadın. Çekilirsin piyasadan. Şampuan bulamadın. Bunun üretimini yapsan da bulamazsın. Niye? Ham maddesi geliyor. Her şey yok ki. Her şey dolara endeksli. Ham maddesi de oradan geliyor. Yurt dışından getiren de dolarla alıyor. O zaman herkes şey dedi. Bir dur bir kahve. Ben bir Amerika'ya bir gideyim. Şöyle bir düşüneyim. Bir şeyler düzelirse gelirim. Sistemde para yok. Herkes parayı çekiyor sistemden. Dolar yasak. Battık. Bir gecede bitti. Burada böyleydik. Perişandık burada. Tabii sonra yanlışlar olur mu? Olur. Devlet baba yanlışlarını anladı. Baktı ki bu iş böyle olmayacak. Amerika baskı yapıyor işte. Avrupa altınını vermem diyor. O diyor ki petrolünü sattırmam. Herkes sıkıyor gırtlağını. Onlar gırtlağını sıkarken aynı anda
Bu politikalar bence yanlış. Bir de böyle bir politikalar var yani. Zaten seni bunaltıyorlar. Sen de böyle iş yapan adamını bunaltırsan. Tuvalet kağıdı bulamazsın kardeşim. Doğru. Şimdi düzeldi. Şu an marketler tıka basa dolu. Niye düzeldi? Devlet önce kara borsayı şöyle ele aldı. Kara borsa 4. Devlet de diyor ki benim de 4. Kara borsa dediğinde ne biliyor musun? Instagram'dan sayfa. Aynen. Instagram yani. Evinde oturuyor adam. Devlet de Instagram'dan sayfa kurdu. Tabii. Merkez Bankası'nın. 5. Devlet de diyor 5. 6. Devlet de diyor 6. Ama burada bir şey var. Sen 6'ya dolar alabiliyor musun devlette? Yok. Sadece demesiyle bitmiyor. Dolar olması lazım elinde. Aynen. Ne oldu? Bankalarda doları serbest bıraktı. Göz yummaya başladı. Piyasada dolar dönmeye başladı. Bu daha çok yeni ha. Pandemide başladı. Evet. Ama hala ekonomide bir sıkıntı var. Şimdi 4 ile başlayıp gidiyordu ama ekonomide bir sıkıntı var. Ne bu sıkıntı? Hala dolar çıkıyor ama niye çıkıyor dolar? Şimdi sisteme güven kalmadı. Kimse bankalara güvenmiyor. Bir gün paramı alırlar diye ya da bir gün paramı çekemem diye. Yani sen gidip bankadan paramı çekemem diye şüpheleniyorsan bankada paramı durdurmuyorsun yani değil mi? Evde saklar. Devlet veriyor. Dün gittik seninle çektik mesela. Doğru. Nasıl çektik? İyi çektik. İyi komisyon da. Evet. Hatta ya yani böyle bir komisyonla para çektik. Doğru. Yani. Ama dönüyor mu? Dönüyor. Dönüyor. Ama parayı tutuyor muyuz bankada? Tutuyoruz. Ne zaman tutuyoruz? Gidip çektik ya paşa paşa işte. Şimdi güven yok anladın mı piyasada? Evet. Şimdi ekonomide sen güveni oluşturduğun zaman ben ekonomi şey uzmanı değilim de ya ben bu tecrübeler edindim ya. Evet. Oradan tabii eğitimi de aldım tabii üniversite ama hani gördüm piyasayı, böyle bir piyasadan geldik. Şimdi 1000 dolar yatırıyorlar bir hesaba, koşa koşa sabah bankaya gidiyor insanlar ki çekeyim. Şey kalmamış ki böyle tamam bankaya hesaba yatmış, sistemden bakayım tamam hesabımda para yok. Alıp herkes sağına soluna tokuşturuyor, gidiyor evine koyuyor, oraya koyuyor. Bankada para yok. Şimdi devlet petrol biraz gevşetti şeyleri Amerika oya, onlarla konuşuruz. Para enjekte ediyor Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bankalara veriyor parayı ki işte İbrahim ya da Can gidince parayı alabilsin diye, dolarına alsın diye ki kara borsaya yönelmesin diye. Ama bu sefer millet bankada para tutmuyor. O güveni oluşturamadı hala. Para yattı, koş burra gidiyorsun bankaya parayı çekiyorsun. Ya bu sefer banka sisteminde hiç para durmuyor. Tamam. O ekonomi yine bozuk. Şimdi sırada bu var. Banka sisteminde parayı nasıl tutacak? Şu an sürekli para enjekte ediyor. Geliyor petrolden alıyor, işte altındır. Export yaptığı ürünler var, hurda var, bir şey var, var da var yani. Sonuçta ülkede satacak şey çok. Alıyor, parayı enjekte ediyor. Kapan gidiyor parayı. Yani iş yapan tabii. İş yapan hemen bolivarını alıyor, dolara çeviriyor, bankadan alıyor. Bankada tutmadığı zaman sıkıntı var. Para bankada değilse ekonomi problem. Doğru. Yani o doları tutamıyorsun. Öyle gidiyor işte dolar. Şu an 26,5 evet. Ben geldiğim zamanlar 4'tü. 4'tü. Aynen. Ama onun açıklaması yani çok basit. Ya adam bankada para tutmuyor kimse ya. Bankada yani sistemde para yoksa ekonomi boş. Kesinlikle. Yani tamam gidiyorsun alıyorsun ama nasıl aldık dün işte sen gördün i̇şte ya. İşte o devlete olan güven kalmayınca insanlar parayı tutmuyor bankada. Aynen. Merkez Bankası altınlarını vermiyorlar, petrol sattırmıyorlar. Mesela Venezuela'da şu an ekonomi yine düzelmeye başladı. Bir kere devlet petrol satıyor. Ambargolar kalktı mı? Şöyle, baktılar Maduro başkanı deviremediler. Dünyada bir savaş var şu an, kriz var. Doğru. Petrol krizi var, ısınma krizi var, gaz yok. Rusya savaşı. Aynen öyle. Venezuela'da ne var? Petrol. Ne var? Gaz. Maduro, başkan Maduro çıkıyor diyor ki, bütün Avrupa'yı, bütün dünyaya davet ediyorum diyor. Gelin bizde gaz var diyor. Çıkaralım hep beraber ısının diyor. Kullanın diyor. Bunu kaç kere söyledi? Chevron, Amerikan firması 150 bin varilden 300 bin varile çıkardı. Yeni Chevron'la 800 bin varil anlaşma yaptılar. Gemiler gidiyor Amerika'ya şu an. Çok iyi. Petrol gidiyor. Repsol, İtalyan Eni. Repsol nerenin? Shell de geldi değil mi? Fransız galiba. Shell'i bilmiyorum yok. Fransız. Repsol Fransız galiba ya da İtalyan bilmiyorum. Ama Eni, İtalyan. Bunlara gaz sahası verdiler. Çalışma için. Tabii tabii çıkıyor. Yani adamlar çalışıyor. 4 tane Alman firmasına ki zaten daha önceden burada çalışan bu rafinerinin birçok sistemi Alman, Siemens falan. 4 tane Alman firmasına Amerika lisansını onayladı. Rekuperasyon yapabilirsin diye. Yani sistemleri yenileyebilirsin diye. Ama bu nasıl oluyor biliyor musun? Al ver. Al ver. Şunu yap. Bunu serbest bırakırım diyor. Venezuela yapıyor. Anlaşma bu. Şunu düzelt. Ben de sana bunu biraz daha esneteyim. Baktık yani şey olmuyor hani boğazladım indiremedim
artık şeye gerek kalmadı diyor. Diyor ki aynen, hani şey de yapmak istemiyor, ya kaybettim de demek istemiyor. O zaman neye geldi? Al gülüm ver gülüm. Sen bunu biraz gevşet, ben bunu biraz gevşeteyim yani. Sen bu taraftan biraz benim istediğimi yap, ben de senin burayı aç şimdi. Böyle ekonomide para dönmeye başladı. Onu da charge ediyorlar şimdi işte sisteme. Sisteme charge ediyorlar, herkes gidip parayı çekiyor, cebine koyuyor. Yine sistemde para kalmıyor. İkinci aşama şimdi o sisteme güvenin gelmesi lazım. Yani işin özeti, karşılık menfaatler doğrultusunda iki tarafta teker yürüyor. Aynen. Bir şey çok az yürüyor ama yürüyor. Onun dışında çok önemli atılımlar var. Başkan Maduro açıklama yaptı dedi. Biz artık petrol dedi, gördünüz başımıza neler geldi. Sadece petrole dayalı bir ekonomimiz olmasın dedi. Burada motor diyorlar. İşte turizm motoru işte bizde motoru demezler ama turizm sektörü. Evet. Tarım sektörü, işte başka işte bu tür işte endüstri, yatırımcılar gelsin, yabancı yatırımcılarla işte özel anlaşma, gizlilik anlaşması imzalıyorlar ki seni koruyacağım, malına işte burada bizde Türkçe derler çökmeyeceğim. Evet. Çünkü önceden onlar oldu, yatırımcı kaçtı yani. Tamam. Kamulaştırdılar. Şimdi bütün kamulaştırılan malzemeleri Başkan Maduro geçen baktı olacak gibi değil, sinirlendi. Fabrikalar batmış, hatta Başkan Maduro'nun kendi söylemesi. O amcasının oğlunu, o dayısının kızına, işte herkes birbirine peşkeş çekmiş. Biz işte devlet işletecek, insanlara hizmet verecek dedik. Şu yaptıklarına bak, herkese geri verin malını dedi. Tabi gelen alan aldı. Adam bazı dedi ki lanet olsun, al senin olsun dedi. Gelmedi, bu saatten sonra alsam ne olacak falan dedi. Ama devlet o aldığı kamulaştırdıklarının hepsini teslim edin dedi geri. Mesela birçoğu aldı. Bunların tabi hepsi bir güven oluşturuyor böyle. Ya bak bir şeyler değişiyor diyor memlekette. Hani Venezuela'da bir şeyler değişiyor. Görüyorsun şuraya bir çıkıyorsun. Mesela Las Mercedes'te 10 tane inşaat var. Las Mercedes'i Ankara'nın Çukurambarı diyebiliriz herhalde. Evet, gayet güzel bir bölge. Öyle mi? Aynen. Çukurambarı. İstanbul Ödüler. Etiler. İşte 10 tane inşaat alanı var. 10 tane kavası bitmiş var. İşte 10 tane yeni açılmış var. Böyle süper lüks ofisler falan, fiyatlar zaten biliyorsun çok uçuk yani. Bu da demek oluyor ki piyasada bir para dönüyor ama sistemde dönmüyor. Böyle bir para var piyasada dönen ama sistemde dönmüyor. O para ne zaman sisteme girerse, daha doğrusu sisteme girip çıkıyor, orada kalırsa o zaman bir daha görüşelim seninle burada. Tekrar geldiğinde. Hadi inşallah. Çok başka bir Venezuela görürsün yani, emin ol. Venezuela hızlı toparlıyor. İnşallah daha da güzel olur. Peki sormak istediğim son 2-3 tane soru var abi. Onların üzerinden bir özet geçelim istersen. Güvenlik ne durumda? Şu an tehlike var mı? Bir tane örnek vereyim. Tindi galiba, iş adamları geldi. Burada Eurobuilding Otel'de toplantılar oldu falan. Bir tanesi çok korkuyor böyle, bir arkadaş. Orada tanıştık. Ya işte gez kardeşim ama gittiğin yerlere, yani git, biz de geziyoruz ya, ben 12 senedir geziyorum, ben hep söylüyorum, ben 12 senedir beni kimse burada dolandırmadı ya da şey yapmadı yani, dolandırma yok, kimse bizden silah çekip ver parayı demedi. Gittiğimiz yer belli ki, ben çok gece konulara falan da giderim yani, girerim yani. Problem şu, yurt dışına çıkan Türkler yurt dışını farklı düşünüyorlar yani, böyle birden urra açılayım ya, Türkiye'de yapmadığını burada da yapma. Doğru, bilmediğin yere gideceksin yani. Abi. Türkiye'de yapmadığını burada da yapma yani. O örneği verecektim. Arkadaş diyor ki ya diyor şöyle dediler, böyle korktuk murttuk kardeşim, şöyle bir etrafına bir bak. Burada yamyam mı bu insanlar yani? Gezebilirsin, gidebilirsin. Şu Las Mercedes'e bir bak, şu restoranlara dünyanın neresinde bulacaksın? İtalyan restoranın en kalitelisi, Fransızın en kalitelisi, İspanyolun en kalitelisi. Arjantin, yani, Fırakları, Brezilya. Tabii franchise açılan barlar, ruh barlar falan yani, baktığın zaman. Git gez kardeşim, sıkıntı yok. Bak şuraya git, şuraya git diyorum, bak buralara takıl. Açıldı, gitti, gezdi falan, harika dedik. Ya gerek yok, ben dedi zaten Meksika'ya gideceğim dedi. Meksika'da gezelim falan dedi. İşte ben zaten bir iki güne Meksika'ya gideceğim abi, gerek yok falan. Ya git gez falan. Bir iki gezdi bu. Birileriyle çıktı gezdi. Meksika'ya gittiği gün soyulmuş. Ciddi mi? Çekmiş kendine böyle. Tamam mı? Bence Latin Amerika'nın genelinde %70'inde böyle bir sıkıntı var. Güvenlik sıkıntısı Latin var. Latin genelinde var. O da artık şeyden değil, açlıktan, yoksulluktan değil. Biraz da böyle bir örf, adet, acıma, şey artık. Acıma duygusu falan geliyor insanlarda. Alışmış artık. Kolayına geliyor tabii. Ama sıkıntı yok yani. Sen dün gezdin buralarda, tek başına git gez dedim. Sorun olmaz. Ne yaptın? Gittin, bölümde kameranı çıkardın, istediğin yeri gezdin. Ama nerede gezdin? Las Mercedes'te gezdin. Sana aynısını git kardeşim, kalk şeyde, Petare'de gez desem yani olmaz. Petare'de bizim işte İstanbul tarlabaşı gibi diyebiliriz. Tarlabaşı Ankara, gibi, Çin ne işin gibi var? Aynen. Adana ben gün içerisinde mesela Ankara'da Çin'e gitmiyorum. Hani Çin kötü bir yer değil.
Orada da kendine ait bir kültürü var, bir insanlar evet. var. Gittiğin zaman orada da adam yemiyorlar ama hani sen gidiyor musun Metu? Hadi gideyim Çin'de gezeyim canım. Falan diye aynen. gitmezsin yani. Doğru. Hem böyle durumları var yani. Yani işin kısası, güvenlik konusunda artık bir sıkıntı yok. Yanlış elde girmediği sürece. Doğru. Aynen. Mesela ya çok güzel yerler var. Türkiye'den gelecek Los Roques var. Maldivler falan. Şuralar var. Margarita falan. Bolivar şu an tedaviden kalktı mı? Kullanılıyor mu? Bolivar kullanılıyor. Bolivar tedavide. 1 dolar 26,5 bolivar. Dolar da kullanılıyor. Eş zamanlı tabii, birlikte tabii. yürütülüyor. O kadar çok dolar var ki piyasada. Bolivar bulamıyoruz bazen. Mesela mal getirdik. Gümrüğe devlet diyor ki bunun bolivar ödemen lazım diyor. Bulamıyoruz. Hadi ya. Yok. Dolar olması daha iyi ama. Almıyor. Bana bolivarla öde diyor. Bari ben diyor bolivarla alayım diyor. Peki Venezuela'ya gelen Türk iş adamları ne iş yapıyor veya ne iş yapmak istiyor? Venezuela'ya gelen iş adamları bir kere çok fazla gelmiyor. Burada belli başlı iş yapan Türkler var. Evet. Ne iş yapıyorlar? Genelde ithalatla ihracatla uğraşıyorlar. Al sat yapıyorlar. O da 3-5 kişidir yani fazla değil. Ne alıp satın diyor genelde abi? Ya aslında biz baktığın zaman buradaki Türkler genelde Türkiye'den ürün getirip Venezuela'da yani bunda ürünlerin distribütörlüğünü alıyoruz. Ya da evet. mal isteyen olursa aracılığını yapan adama malı getirip veriyorsun. Zaten çok az kişiyiz. Ki bizim Türkiye'deki zaten piyasayı da Araplar elinde tutuyor. Ya biz bu Venezuela'daki Araplar hepsi ya birçoğu iş insanı. Türkiye'den ürün getiriyor. Varlıklı insanlar. Tabii Türkiye'ye git. Türkiye'de hep Araplar var yani. Burada da Arabito mesela gidiyor Türk ürünü dolu içeri. Hep böyle. Yani Venezuela'da satılan %85 Türk mallarını getirenler Araplar. Burada yaşayan Araplar. Lübnan, zaten çoğunun Antep'te akrabası var yani. Yıllardır orada yaşamışlar. Doğru. Yani Antep'te akrabalar olanlar. Türkiye'de fabrikaların Arapları var yani bir sürü. Bizim de çalıştığımız bir arkadaş vardı. O da mesela Suriye'de fabrikası varmış yani Türkiye'de açmış falan. Genelde gıda üzerine dönüyor ama işte. Gıda üzerine var başka şeyler üzerine de var. Gıda üzerine de var başka şeyler ama genelde gıdaydı ki o da yavaş yavaş bitti yani. Peki sıradaki sorumuz abi. Türkiye Venezuela ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir ilişki var. Türkiye ile Venezuela devleti son zamanlarda daha da artarak devam ediyor biliyorsun yani Başkan Maduro, Başkan Tayyip Erdoğan gitti, yemin törenine katıldı. Evet. Masada yanında oturdu falan. Yanım sıradaydı. Biz de bunları hava atıyorsun yani burada tabii. Doğru. Biz burada yaşıyoruz. Biz bunu yapmak zorundayız. Kesinlikle. Çünkü iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Ve burada da tepkiler ona göre. Bizi de Türk dostu diye yanımıza geliyor. Venezuela dostu diye yanımıza geliyorlar. Ama biz bunu iyi kullanamıyoruz. Kullanmak da değil. Bak Venezuela bir sıkıntıdan geçiyor ve Türkiye'yle bu kadar yakın ilişkisi var. Ve biz bunu kullanabiliyor muyuz? Hayır. Niye kullanamıyoruz? Ya diyor ki gel tarım yap. Abi bir ara Maduro öyle çağırdı bulmuş. Gel tarım yap. Arazileri vereyim sana. Aynen işte. Yok. Ada var burada bir tane. Böyle Maldivleri kıskandırır ve Virgin Ada yani. Üzerinde hiçbir şey yok. Margarita mı? Yok. Tortuga Adası. Evet. Ya bunu 5 senede 6 senede duyuyorum. Her gittiğimiz toplantıda bu turizm bakanı falan diyor. Gelin. Bak al bu adayı. Kocaman ada veya bilmiyorum ya yanlış bilgi vermiyorum ama Margarita Adası kadar. Margarita Kıbrıs kadar var mıdır bilmiyorum. Vardı. Evet. Böyle sahil falan yapmana gidiyor. Böyle turkuaz, koraldir zaten o kum da değil, koral. Gel diyor buraya işte tatil köyü yap, bir şeyler yap, havaalanı yap, gel çalıştır diyor işte falan. Kimsenin gelip gitti yok. Ya biz zaten turizm üzerine yani master yapan bir ülkeyiz. 2-3 aylık turizm de yapıyoruz, milyonlara ağırlıyoruz. Ya 12 ay boyunca turizm, bak Kuzey Amerika orada, Latin Amerika burada, aynen. Avrupa'dan gelen var. Al bu adayı diyor, kardeşim, dostum diyor, ben sıkıntıdayım, gel sen bu işi biliyorsun diyor, al sana ada diyor. Kimsenin gelip yatırım yaptığı yok. Hala herkes Türkiye'de böyle birbirine sıkış oralarda bir otel yapmaya çalışıyor. Doğru. Gel yap ya adam gel yap diyor işte. Yani daha ne desin? Gel buraya şunu ekelim diyor. Kardeş yok. Gel işte petrol çıkaralım yok. Gaz çıkaralım yok. Yok yok yok. Şimdi Maduro daha ne yapsın? Doğru. Maduro adam... yani başkan Maduro daha ne desin bize yani? Anahtarı verecek neredeyse. Şimdi bizim Türkiye'den firmalar geliyor. Diyor ki işte başkan Maduro ile görüşmeler falan. Her şeyini açıyor diyor ki ya alın diyor yapın. Kardeşlerim benim diyor gelin. Gelin ya diyor. Bizim Türk firma geliyor diyor ki tamam ben bunu yaparım diyor. Tamam kardeşim hal yap diyor. Tamam parasını ver. Ya zaten parasını verse babasını da onunla yaptırır. Zaten Venezuela'nın problemi o. Para, nakit. Ya diyor ki bak benden para isteme. Gel ek, biç, petrol al, petrol götür. Bir şeyler yap. Gel altın, madeni kur. Yani benden nakit isteme. Ama nasıl götürürsen bu parayı da bak bunlar da var. Bende bunlar var diyor. Hepsi para ediyor. Yani belki bir tık üzerine yaparsın. Onu da oradan çıkarırsın. O ticaretinle döndürürsün. Zaten kardeşlik bunu gerektirmiyor mu? Zaten peşin parayla olduğu sürece İbrahim Koç dediğim zaman abi para varsa geleyim mi diyorsun yani. Doğru. Şimdi madem bu kadar bir dostluk var.
Madem Venezuela ilişkilerimiz çok iyi, gelin yapın abi. Herkes şimdi Afrika'da, Orta Doğu'da, işte Rusya'da. Afrika'da o da Türk şirketi. Asya'da tıkır tıkır iş çeviriyor. Ama Venezuela'ya gelince aramız çok iyi ama diyor ki ya ben yaparım, para istiyorum. Parayı verse ben de yaparım zaten. Adam ihtiyacı yok kimseye parayı verse. Zaten sıkıntısı o. Niye sana kardeşim diye yandım Allah diye koşuyor. Adam niye yani bir destek için sana para vermeyeceğim demiyor. Gel diyor petrol al diyor. Altın işte bir şeyler bul ya. İşte bak memleket bu diyor. Açıyor adam sana. Diyor ki al bak memleket bu. Gel diyor burada bunları yapalım diyor. Sen paranı bir şekilde çıkar buradan ne istiyorsan. Ama bana bunu yap. Yok ben bunu yap. Olmaz diyor. Yıllardır böyle. Yıllardır böyle yani. Turizm sıfır. Biz turizm memleketiyiz. Bak burada turizmi aç. Fonlar kuruluyor mesela. Mesela Türk fonu, Türkiye'nin fonları var. Gel abi fonlardan yap, şuraya otellerini yap. Sana bomboş adayı veriyor bak. Karayip Denizi'nde adan var. Hollanda'nın adası var. Aynen. Fransa'nın adası var. İngiltere'nin Olur. yeri var. Bak adam gel diyor al diyor kardeşim sana diyor ada diyor. Gelip almıyorsun. Sıkıntı. İnşallah. Yani gel, yap, işlet, beraber tatlı tatlı kazanalım. Her şeyi açıyor. Bak adada hiçbir şey yok. Bir yalandan bir havaalanı tarzı bir şey var. Gel onu genişlet diyor, yanına otel yap, yap 5-10 tane resort yap, bungalovlar yap, bir şeyler yap. Havaalanı biraz genişlet, para bas. Çünkü bizim gibi turizm hizmeti veren de yok dünyada yani. Sen geziyorsun bilmiyorum, veriyorlar ama ben Türkiye'deki hizmeti Kesinlikle. Göremiyorum yani. Hizmet ki burada çok, çok pahalı yani. 150 dolar bir yer gittik, sabun yok. Sabun otel yok pardon 120 dolar. Saçma sapan bir otele gittim. 120 dolar sabun yok diyor. Sabun niye yok? O diyor 150 dolarlık odalarda var. Sabun ya. Tabii bu 4-5 sene önceki olay ya. Şu an öyle bir şey yok. O zaman sabun yoktu piyasada çünkü. Peki abi en son soru. Gittiğim her gün Türkiye'de soruyorum. Yani Venezuela'da ömrün sonuna kadar yaşamak ister miydin veya Türkiye'ye dönme gibi planların var mı? Yani bilmiyorum da ilerisi ne getirir. Türkiye'ye dönme gibi planım şu an yok. Neden seviyorsun Venezuela'yı? Havası mı? Ne bileyim doğal güzelliği. Ya ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Evet. Burada yani 20 yaşımda yaşında. Ben burada büyüdüm. Burada para kazanıyorum. Burada çevrem burada. İspanyolca'da Anadolu. İspanyolca'm var. Nerede yaşarım? Belki biraz daha hani İspanya'da falan yaşamak isterim böyle. Şöyle bir Avrupa'da. Çok yoksulluk çektik burada. Garibanlık çektik. Belki hani o Avrupa düzeninde biraz böyle yaşamak isterim İspanya'da. O da dilde olduğu için. Tabii ki her zaman insanın memleketi gibi bir şey yok. Kesinlikle. Dönüp gideceğiz yani. Burada yaşlanmayacağız büyük ihtimal. Bir şekilde gideriz. Peki abi son olarak Venezuela'ya gelmek isteyen Türk iş adamına ne tavsiye etmek istersin? Gelip burada araştırma yapmaları mı lazım? İşle ilgili pazara bakmaları mı lazım? Dikkat etmeleri gereken hususlar daha doğrusu. Venezuela ne için geldi önemli. Eğer ben geleyim Venezuela devletine iş yapayım direkt o paramı cebime koyayım diyorsa gelme. Şu an için gelme. Zaten ileride de parası olursa hiç gelemezsin. Yani o zaman da zaten burada dünyanın firmaları var. Doğru. Görüyorsun Eurobuilding Otel şu an mesela önceden gittiği zaman Türk dolu. Hep Türkler var böyle. Ne işin Aynen. geldi? Sormayız tabii de böyle sen ne iş yapıyorsun falan. Şimdi gidiyorsun abi. Soru soru adamları. Amerikalısı, Almanı, İngiliz'i. Doğru. Hepsi doluştular yani. Bir şeyler çeviriyorlar belli. Çin ne yapıyor mesela? Al sana 20 milyar dolar diyor. Tabii diyor vermiyor onu. Diyor ki 20 milyara ben geleyim senin diyor işte elektriğini düzelteyim diyor. Çin firmasına veriyor. Çin devleti kendi firmasını ödüyor. Elektriğini yapıyor. Al sana diyor tarım için diyor 1 milyar diyor, 2 milyar diyor. Tarım makinalarını Çin'den getiriyor. İşçiler Çin'den getiriyor. İşte böyle bir oluşum yapıyor. Kendisi kendi şirketlerini ödüyor. Ve tabi bunun karşılığında da petrol alıyor. Ama ne yapıyor? Devlet olarak, Çin devleti devlet olarak Venezuela'da hem kendi firmalarına iş yaptırıyor hem onların alacağı parayı kendisi garanti veriyor. Hem de işte dost yani alıyor, petrolünü alıyor. Bir şekilde ben senden tahsil ederim, sıkıntı yok diyor. Derdini çözüyor. Çok iyi. Bunun istediği bu zaten. Gel benim derdimi çöz, parayı da bir şekilde alırsın zaten diyor. Zaten her şey al günüm ver günüm de dönse Venezuela'nın kimseye ihtiyacı olmaz yani o zaman. Ya özetleyecek olursak insanlar gelsin önce bir baksın piyasayı koklasın. Gelecek bakacak zor bir piyasa bak Venezuela çok zor bir piyasa. Dolandırma riski falan var mı? Türkiye var tabi çok var hem de. Yani, aynen. Gibi. Çok var. Mesela ben getireyim ya Türkiye'den arar mesela. Ben diyor bu malı biz üretiyoruz yollayayım sen orada sat. Ya bedava versen almıyor birçoğu şeyi malı yani ortam. Öyle kolay mı burada mal satmak? Yani aldım sattım. Çok büyük iş yapanlar var. Satılan mallar var. Biz de yapıyoruz satıyoruz ama öyle basit değil. Öyle yani hayır ben bunu üretiyorum yollayayım sat baba bana. Olmuyor yani. Şu an siz birçok firmaya mı? Yatırım gerekiyor abi. Geleceksin sistem kuracaksın piyasanı. Araştıracaksın, business planını yapacaksın, görüşmelerini yapacaksın, para harcayacaksın ondan sonra
uzun dönemde kazanacaksın. Öyle volelik bir yer değil Venezuela şu an yani. Birçok işte. Peki sen abi şu an Venezuela hangi ürünleri falan getiriyorsun ticaret hususunda? Ben bugüne kadar birçok iş yaptım ama şu an elimde yani benim yürüttüğüm bir kozmetik işi var. Evet. Şampuan, sabun, bizim selam olsun Gaziantep firması var. Tat Kimya. Hı hı. Onun ürünlerini getiriyoruz. Başka? Onun dışında Antalya'dan Bahar Hindi var. Onların ürünlerini getirdik, sokup piyasaya işte. Bunların hepsi zaman alıyor tabii. Öyle kolay değil. Onun ürünlerini satıyoruz. Burada mağazalarımız var işte biliyorsun. Onlar evet. Var. Bizim Rus ortaklar var. Biliyorsun onlarla da yağ işi Rusya'dan. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Ayçiçek yağ. Azeri ortaklar var. Aynen. Geliyor. İnsanlar geliyor. Geliyorlar. Burada bakıyorlar bak Ruslar. Bunları şu an biliyorsun yani. Azeri kardeşlerimiz var, geliyorlar, bakıyorlar. Sadece Türkler de değil yani. Geliyor abi insanlar. Ama geliyor buraya yerleşiyor. Bunu yani yerleşiyor derken geliyor, ofisini kuruyor, bakıyor, nasıl yapacağız diyor. Bizimle dolaşıyor, geziyorlar, piyasayı görüyorlar öyle. Yani her şey basit değil. Yani bedavaya bazen malı veremiyorsun yani. Doğru. Veremiyorsun yani. Peki buraya gelip iş yapmak isteyen iş adamına falan ticari danışmanlık falan veriyor musun abi? İletişim bilgini bırakalım mı? Yani ben ticari danışmanlık vermiyorum ama yani insanlar tabii mantıklı olduğu sürece de iletişime geçiyorlar. Yardımcı oluyorlar yani. O zaman olur. Instagram bilgilerini bırakalım abi açıklama kısmına. Bu olur. Bırak ekranı Instagram bilgilerini. Instagram'dan zarar gelmez. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi soruları cevapladığın için. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. İnşallah faydalı olur. İnşallah 2 sene sonra geldiğimizde yine farklı şeyler konuşuruz. O zaman vizeyle girersin buraya artık herhalde. Bakalım. Öyle vizesiz gelemezsin herhalde. Eyvallah. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Yusuf Can Bey'in Instagram bilgini açıklama kısmına bıraktık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Venezuela'nın başkenti Caracas'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.